Birlik beraberlik noktasından mutlu akşamlar. Bugün 6 Ekim Çarşamba, yeni günün yeni gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2,5 ay aradan sonra AK Parti meclis grubuna hitap etti. Konuşmasında yeni anayasa mesajı verdi. Uzlaşı sağlanırsa yasama yılı bitmeden yeni anayasayı sonuca ulaştırabileceklerini söyledi. Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme fikrinin CHP'nin mi yoksa Kılıçdaroğlu'nun kendi fikri mi olduğunu sordu. Meral Akşener de Erdoğan'ın hedefindeydi. HDP'nin Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığını veto ettiğini belirtti. Acaba anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme fikri CHP'nin ve dolayısıyla tüm CHP'lilerin iradesi midir yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? Kemal Kılıçdaroğlu'na bu soruyu yöneltti. Meral Akşener'e HDP üzerinden yüklendi. HDP tarafı hanımefendinin Cumhurbaşkanlığı adaylığını asla kabul etmeyeceğini zaten açıklamıştır. Yani bir anlamda HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Gündeminde sivil anayasa çalışmaları vardı. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Meclisteki diğer partilerden de kendi hazırlıklarını en kısa sürede kamuoyuyla paylaşmalarını bekliyoruz. Şayet diğer partilerin anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz. Sözü muhalefetin yeni anayasa önerilerine getirdi. Mesela biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor, gerekirse İlk 4 maddeyi de değiştiririz diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesi ise ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. Çünkü bu durumda CHP anayasa gibi temel bir konudan başlayarak tümüyle HDP'nin vesayetine girmiş demektir. Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştirisi bununla da sınırlı değildi. Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın. Bu kişi artık milli güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara da değindi. Biz üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız. Çok açık ne söylüyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidar olmaları durumunda son dönemde yapılan tüm köprü ve otoyolları kamulaştıracaklarını söyledi. Suriye'den Orta Doğu'ya giden yolların tamamını trafiğe açacaklarını da vaat etti. Azerbaycan'a yönelik eleştirileri de vardı. Sizlerin oyuyla iktidar olduğumuzda bu yolların tamamını kamulaştıracağız. Yap, işlet, devret modeliyle yapılan köprü ve otoyolları kamulaştıracaklarını söyledi. Bunun yöntemini de anlattı. Yolu kaça yaptığını, maliyetini çıkaracağız. Üstüne makul bir kar koyacağız, parasını vereceğiz, yolu alacağız, köprüyü alacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de nakliyecilerle bir araya geldi. İktidar olmaları durumunda son dönemde yapılan köprü ve otoyolları kamulaştıracaklarını söyledi. Suriye'deki yollarla ilgili de bir vaadi vardı. Suriye'den Orta Doğu'ya tam Mısır'a kadar giden yolların tamamını trafiğe açacağız. Azerbaycan'ın Türk tırlarından ekstra para aldığını savundu. İki devlet bir millet. Güzel. İki devlet bir milletsek bizim tırlara neden farklı muamele ediyorsunuz? Bunu sormayacak mıyız? Türkiye'nin yakında İngiltere gibi şoför sıkıntısı yaşayacağını iddia etti. Sorunun çözümü için önerisi vardı. Üniversitede mezun olacak, stajı olacak. Stajını yapacak ve yanınızda çalışacak. Nitelikli eleman olacak. Bunun yapılması lazım.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Hedefinde başkanlık sistemi vardı. Türkiye'ye giydirilmiş deli gömleği nitelemesini yaptı. Problemlerin arkasında yeni sistemin olduğunu savundu. İstikbali Başbakanı Sayın Meral Akşener'i saygıyla selamlıyoruz. Salona gelişinde istikbalin başbakanı olarak anons edildi. Konuşmasında sık sık başkanlık sistemi eleştirisi yaptı. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi de milletimize giydirilen deli gömleği. Gömleğin içinde her geçen gün daha da bunalıyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Başbakan adayıyım çıkışının arkasında durdu. Türkiye'nin yaşadığı problemlerin altında başkanlık sisteminin yattığını savundu. Bu ucube sistem ülkemizin içinde bulunduğu tüm problemlerin esas sebebidir. Son dönemde yapılan projelere değindi. Projelere karşı olmadıklarını söyledi ve ekledi. Ez cümle biz projeye değil ranta karşıyız. Altı muhalefet partisinin hukukçu kurmayları parlamenter sistem için mecliste toplandı. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin temel ilkelerini ele aldı. Bu toplantılar sonucu oluşturulan ortak metin genel başkanlara sunulacak. Temsilciler bundan sonra her salı mecliste bir araya gelecek. Bundan sonraki çalışmalarımızı hangi yönde yapacağımız, hangi başlıklar altında yapacağımız konusunda toplandık. Çok verimli bir çalışmaydı. Muhalefet güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları için üçüncü kez buluştu. Bu toplantılar artık rutin hale gelecek. Bir soru daha sorabilir miyim? CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi temsilcileri parlamenter sistemin temel ilkelerini ele almak üzere bir araya geldi. Daha önce iki kez toplanan muhalefet, üçüncü toplantısını bu kez meclis çatısı altında yaptı. Çok iyi gidiyor. Ortak ilkelerde aynı şeyleri düşünüyoruz. Bu ortak ilkelerin içindeki en önemli şeyleri bütün olarak hazırlayıp genel başkanlarımızın önüne sunacağız. Toplantıda partilerin parlamenter sistem çalışmalarında yer alan tarafsız, partisiz cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargı ilkeleriyle ilgili görüş ve öneriler ele alındı. Toplantılar her hafta rutin olarak yapılacak. Sık sık toplanacağız arkadaşlar. Yani güzel gidiyor çalışmalar. Çok acelemiz de yok. Sonuçta ortak bir metin oluşturduk. Genel başkanlara sunacağız. MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da kritik bir operasyon düzenledi. 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız, o operasyonda etkisiz hale getirildi. Bir açıklamada Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. MİT ve TSK ortak çalışmasıyla 4 terörist etkisiz hale getirildi. PKK 2012 yılında Dağlıca Yeşiltaş Karakolu'na saldırı düzenlemiş, çıkan çatışmada 8 asker şehit olmuştu. MİT destekli operasyonla o saldırıyı düzenleyenlerden biri olan Dr. Rudi Kod adlı Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi. Terörist Yıldız, Kandil, Zap, Avaşin ve Sincar gibi bölgelerde sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu. Aynı zamanda örgüt mensuplarının tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara bölgesinde görevliydi. Bir diğer MİT ve TSK operasyonundaysa 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Yavuz sondaj gemisi petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin boğaz geçişine kıyı emniyeti kurtarma römorkörü de eşlik etti. Yavuz gemisi 14 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaşmıştı. Burada kule söküm işlemlerini tamamlayan Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'ndan ayrılarak yeni kapı açıklarına demirledi. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra Yavuz, boğaz geçişini gerçekleştirerek Karadeniz'e hareket etti. Saat 12.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ulaştı. Yavuz sondaj gemisi vatandaşların ilgi odağı oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabından "Yarın dışarıda etrafınıza bir bakın, maske mesafe kurallarına uyuluyor mu?" dedi. BBN Türk ekibi sokağa çıktı ve baktı. Bakalım manzarada neler vardı.
Neden maskeniz yok? Kimse takmıyor. Statları görmüyor musunuz? Neden maskem yok? Unuttum. Yine sigara söndürdün mü onunla? Bankadan çıktım. 5 dakika çıkardım yani. Çünkü aşılarım tam ve açık havada takmayı sevmiyorum. Kimi unuttum dedi, kimi yine umursamadı. Bahaneler ardı ardına dizildi. Kurallar göz ardı edildi. Yani bu maske bir bana göre bir çözüm değil, açık söyleyeyim yani. Yeter artık, aşıları vurulduk ve kış geliyor, artık nefes alamıyoruz. Korkmuyor musunuz pek? Hiç korkma kızım, hiç hastalanmadım. Bulaşmaz kızım, bulaşmaz. O bulaşmaz öyle. O sana geleceği olursa Cenab-ı Allah seni evlerde maskelerin içinde durursa seni orar bulur. Korkmuyorum ki. Ölürsem öleceğim nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Yarın ister sokakta ister kapalı bir mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamış, sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı dedi. Biz de şu an sokaktayız ancak sokak yine bizi şaşırtmadı. Maske, mesafe kuralları yine unutuldu. Neden maskeniz yok? Var. Burada takacağım şimdi. Orada olmaması lazım. Evet. Ağzınızda olması gerekmiyor mu? Evet, takmıyorum. Çalıştığım işte biraz ağır, boğuluyorum takarken. Ondan dolayı takmıyorum. Kızım ben maskeye hiç hesap almam, hastalığa da inanmam. İnanın mı? Hiç hastalanmadım da tabii. Kesinlikle ve kesinlikle insanların üstünden bu geçecek. Hiç kendinizi kandırmayın. Korkmuyor musunuz? Ya korkunun acele faydası var mı? Ne maske ne de mesafe kurallarına uyuldu. Sokaktaki manzara pes dedirtti. Ben öğretmenim, sürekli akşama kadar okulda maske takıyoruz. Sürekli taktığımız için şimdi hanımla yürüyüşe çıktım. O yüzden şöyle maskesiz yürüyeyim dedim. Aşı da olmadım. 2 yıldır ölmedim. Maske de taksan, maske de takmasan bu virüs insanların üstünden geçecek. Hastalığa inanıyorum fakat bana bulaşacağına inanmıyorum. Maske ihmal edilmeye devam ederse vaka sayıları tekrar tırmanışa geçecek. Küçük bir kıvılcım nasıl koca bir ormanı yakıyorsa ufak bir hapşırmayla, aksırıkla biz de bu hastalığa yakalanma imkanımız var. Ablam aşıyı vurulmadı, maskeyi takmadı. Hastanede benimle beraber 14 gün yattı. Orada vefat etti. Dünya şu an bu hastalığın pençesinde savaşıyor. Bizler de bir insanın vebaline, hakkına girmemek için maskemizi takmamız gerekiyor. AK Parti'nin hazırladığı ekonomi paketi şu an mecliste. 850 bin esnafa muafiyet getirecek vergi kanununun 25 maddesi kabul edildi. Peki tasarı neler getiriyor, kimleri kapsıyor? İşte cevabı. Cumhurbaşkanımızın pandemi döneminde küçük esnaflara vergi muafiyeti müjdesi bugünümüzde şekil almaya başladı. Terzi, bakkal ve dahası 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor. Zaten gücü yok yani kirasını ödeyemiyor ki vergi ödesin. Elimizden tutmasa batarız. Yani vergi yükünü hafifletmiş olur, bize faydası olur gelirse. AK Parti'nin hazırladığı ekonomi paketi meclise geldi. Yüz binlerce küçük esnafı ilgilendiren yeni vergi düzenlemesi için nefesler tutuldu. Vergi kanununda değişiklik öngören paket meclise geldi. Teklifin 25 maddesi kabul edildi. Teklifle küçük esnafa vergi muafiyeti getiriliyor. Türkiye genelinde 850 bin kayıtlı vergi mükellefine vergi muafiyeti getirilecek. Devletin bir katkısı olur. Kiramız düşer. Vallahi çok iyi olur. Sürekli kademe ödüyoruz. Kazandığımız belli, harcadığımız belli, eleman giderleri bizim için çok iyi olur. Küçük esnafa destek olmuş olur. Küçük esnaf zaten zor durumda şu anda. Devlet bir türlü bunu ek vergi yapar, bir şey yapar. Devlet yine küçük esnaftan alacağını alır yani. Teklif kabul edilirse cirosu 240 bin liranın altında olan küçük esnaftan gelir vergisi alınmayacak. O 240 bin baremi bence biraz yetersiz. Onun böyle bir 500-600 bine çıkması lazım ki zaten her şey pahalı. Tabii devletimiz küçük esnaflara vergi almayacak. Vergi deyip geçmeyin mükemmel bir şey. Yani bize büyük katkı sağlar ama biz küçük esnaf mıyız? O var. Peki teklif kimleri kapsıyor? Bu neyi kapsıyor? Bu küçük esnaf dediğimiz çilingirci, ayakkabı boyacısı, terzi, nalbant, bununla alakalı vergi muafiyeti olan küçük esnaf basit usulün hem beyanname vermeme hem de vergilerinden muafiyet tanınan bir tasarı bu. Tasarıya göre tarım desteklerinden de vergi alınmayacak. Çiftçiye mazot desteği vergiden muaf tutulacak. Toplu konut idaresi 19 farklı şehirde fırsat başlattı. 444 arsa açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Satışlar KDV'den muaf tutulacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut ve yatırım arazileri için fırsat oluşturdu. Birçok ilde uygun fiyatlı arsa satışları başlıyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 19 farklı ilden 444 arsayı satılığa çıkardı. Satışlar 13 ve 14 Ekim'de açık artırma yöntemiyle yapılacak. Ayrıca alıcılar internet üzerinden de teklif verebilecek. Özellikle Muğla, İzmir, Adana ve Antalya'da konut arsaları tercih ediliyor. Muğla'da bulunan 119 arsadan 114 tanesi Milas'ta. Ankara'daki konut arazileri ise Gölbaşı'nda yer alıyor. Alıcılar konut, ticaret, sanayi tesisi ve turizm niteliğindeki arsalara %25 peşinat sunarak 60 ay vadeyle sahip olabilecekler. Ayrıca satışa çıkartılan arsalar KDV'den de muaf tutulacak. Satışa sunulan arsalar arasında iş yeri alanları da var. Antalya'da turizm, Aydın'da otopark, Giresun'da ise kreş alanı satılacak. İzmir ve Konya'da küçük sanayi sitesi alanları bulunuyor. Bir et ve süt ürünleri entegre tesisi de satılacak alanlar arasında. İhaleler hem Ankara'da hem de İstanbul'da yapılacak. Online olarak da katılmak mümkün olacak. İlk oturum 13 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da başlayacak. Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Adana, Aydın ve İzmir'de bulunan arsalar satılacak. Son oturumda ise 10 farklı ilde arazilerin satışı yapılacak. Alıcılar İstanbul TOKİ Hizmet binasında oturumu takip edebilecek. Et fiyatlarına bakacağız şimdi. Vatandaşın nabzını en iyi tutan mahalle kasaplarından birine gideceğiz. Geçen yıla göre hem kırmızı hem beyaz et fiyatlarında %30'a yakın artış var. Alım gücü düşen tüketici bakın nasıl bir çare buluyor. Fiyatlar tabii durmadan yükseliyor. Şu anda bir içerisinde yaklaşık %20-30 bir zam geldi. Beyaz et de durmadan zamlanıyor. O da aşağı yukarı %7 falan bir zam geldi. Fiyat artışları ette de kendini gösteriyor. Hem beyaz hem kırmızı et fiyatları vatandaşın bütçesini zorluyor. Beyaz ette de çok fazla aşırı zam geldi. Zaten kırmızı et aldı başını gitti tamamen. Ama biz tabii tercihimiz ağırlıklı olarak bireysel olarak yani ben kasaplardan yana kullanıyorum. Yani özellikle mahalle kasabımızdan Ali abidim ben yıllardır müşterisiyim. Vatandaş et alışverişinde mahalle kasaplarını daha çok tercih ediyor. O nedenle kasaplar hem et fiyatlarının hem vatandaşın alım gücünün nabzını tutabiliyor. Ucuz et arıyor. Ucuz mesela tavukta her gelen fiyat soran gidiyor. Fiyat sorup gidiyor vatandaş. Yani et tüketimi bayağı azaldı yani. Ben 50'lik kasabım. 1970'de bu işi yaparım. Gerçekten bu son zamanlarda bayağı bir düşüş var et satışlarımızda. Bu yıl beyaz et de kırmızı etle yarışır hale geldi. Nedeni ise üretimin yetersiz kalması. Tavukta durmadan zam geliyor. Ama üretim gittikçe tabii zayıflıyor. Benim görüşüm, şahsi görüşüm daha da zamlar gelecek diye düşünüyorum. Peki kırmızı et bir yılda ne kadar zamlandı? Geçen sene bir kilo kıymanın fiyatı 45-48 civarındaydı. Kuşbaşı 50-55 civarındaydı. Şu anda kuşbaşı 68 civarlarında. Kıyma da 65-63 civarında kıyma satıyoruz. Tavuk etinde de durum farklı değil. Şimdi de işte baget olarak bonfile, baget, pirzola böyle parça halinde, paket halinde gelir. Geçen bu sene kısa olarak söyleyeyim. Yaklaşık %20-30 bir fark ediyor yani. Fiyatlar vatandaşın alım gücünü oldukça düşürdü. Kırmızı et alıyorum. Mesela çocuk kıymalı yumurta istiyor. Ben geliyorum Ali abi bana 10 liralık bir kıymalı yumurta et ver diyorum. Bu da gülüyor. Şimdi 10 liralık müşteri geldi diye Ali abi. O kadar. Mesela köfte alacağım. 2 tane köfte alıyorum onu yiyeceği kadar. Dünyanın konuştuğu çip tedarik krizi otomotiv şirketlerini etkilemeye devam ediyor. Satıcılar o araç bulmakta güçlük çekiyor. Müşteriler ayrı ayrıca bekliyor. Sorun yakın zamanda çözülecek gibi değil. Şu anda sıfır araçta bir çip krizi var. Tabii bununla beraber bir ham madde krizi de var. Bayilerde araç, istenilen araç modelleri ellerinde bulunmuyor. Şu anda hali hazırda benim stokta hiç aracım yok. Şu an sıfır stokla gidiyoruz. ÖTV indirim yapıldı ama araç yok. Olmayan bir şeye indirim yapıldı. Tam tersi hem ikinci el yükseldi hem sıfır fiyatlar yükseldi. Otomotiv sektöründe tedarik sıkıntısı sürüyor. Durum fiyatlara yansımaya devam ediyor. Çip sorunu olmadan önceki 300 bin liralık bir aracın değeri 300-305 arasında gezerken bu çip sorunu çıktıktan sonra emin olun 330-335'lere kadar yükseldi. Maksimum minimum bir 20-25 bin lira kadar fiyatlarda değişiklik oldu. Bayilerde sıfır araç bulmak oldukça zor. Araç üretimleri hem zamanında üretilemiyor hem de
Ana firmanın istediği adetlere maalesef ulaşamıyor. Şu anda müşterilerimize istediğimiz adetlerde araçları temin edemiyoruz. Sıfır araç temini gün geçtikçe güç hale geliyor. Müşteriler birkaç ay beklemek zorunda. Çip krizi sadece aslında ülkemizde olan bir şey değil. Yani dünyayı etkileyen bir şey. Tüm markalarda şu anda çip krizi var. Özellikle yurt dışı üretim olan ve çip krizinden daha çok etkilenen firmalarda tabii bu 3-4 aya kadar bu çıkabiliyor. Müşterimiz bir araç düşünüyorsa mutlaka hani önceden siparişlerini versinler. 7-8 ay bu çip krizinin devam edeceği konuşuluyor. Sıfır araçlardaki bu sıkıntı müşterileri ikinci ele yöneltiyor. Altın çağını yaşayan ikinci el araçların fiyatları da bu nedenle halen yüksek. Şu çip sorunundan dolayı fiyatlarda bir miktar yükselme var. Yani bir %7, %8, %9 kadar fiyatlarda yükselme var. Şu an biz de tedirgin duruyoruz yani sattığımız için. Aracı tekrar yerine koymakta zorluk yaşıyoruz. Vatandaş artık araç alırken bir kullanmak amaçlı alıyordu, iki yatırım amaçlı alıyordu. Şu an yatırım amacı 1'e girdi, kullanım amacı 2'ye geçti. Sayın seyirciler, Boğaziçi Üniversitesi'nde sular durulmuyor. Geçtiğimiz gün rektörlük binası önünde yapılan protesto gösterisinde rektör aracının geçişi engellenmiş ve üzerine çıkılmıştı. İşte o gösteri için İstanbul Valiliği 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Rektörün aracının önünü kestiler, arabanın üzerine çıktılar. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaklaşık 60 kişilik grup tarafından pazartesi yapılan eylemin görüntüleri ortaya çıktı. Rektör Profesör Doktor Naci İnci'ye tepki gösteren eylemciler slogan atarak rektörün geçişine izin vermedi. Bir öğrenci makam aracının üzerine çıktı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. İzinsiz gösteriye karışıp arbede çıkaran 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan olayla ilgili tepkisini yeni akademik yıl açılışında dile getirmişti. Rektörünüz aracın içinde, siz önünü kesiyorsunuz ve daha sonra da aracın üstüne çıkıp tepinmeye başlıyorsunuz. Böyle bir öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa ancak işte üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir. Alanya'da korkunç bir olay yaşandı. Devlet koruması kararı olan bir çocuğu teslim almaya giden sosyal hizmetler görevlileri ailenin direnişiyle karşılaştı. Bütün çocuklarının alınacağını düşünen anne çocukları rehin tuttu, evini ateşe verdi. Çığlık çığlığa ağlayan zavallı çocukları polis kurtardı. Boşuna söndürme. Dört çocuğunu da rehin aldı. Hiç acımadan evini ateşe verdi. Zavallı çocuklar alevlerin arasından böyle kurtarıldı. Olay Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşandı. Hakkında devlet koruması olan bir çocuğu polis nezaretinde almaya giden sosyal hizmet görevlileri ailenin direnişiyle karşılaştı. Baba elinde bıçakla kapıda nöbet tuttu. Anne ise kendiyle birlikte çocuklarını eve kilitledi. İkna olmayan anne bütün çocuklarının alınacağını düşündü. Bir anda kağıtları tutuşturmaya başladı. Salondaki eşyaları yaktı. Boşuna... Yangına müdahale etmeye çalışanlar kadının öfkesiyle karşılaştı. Alevler kısa sürede evi sardı. Polis kapıyı kırarak içeri girdi. Çocukları ve anneyi alevlerin yükseldiği evden çıkardı. Polis ve çevredekiler yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında kafeste bulunan 3 muhabbet kuşu da can verdi. Anne ve baba gözaltına, çocuklar da korumaya alındı. Çocuklar tamam mı? 5 tane bindi. Kaç tane çocuk var?
Hastaneye girip terör estirdiler, polis ve bekçi görevlilere saldırdılar. Hastane koridorlarında yaşanan arbede güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Zil zurna sarhoş hastaneye geldiler. Polis ve görevlilere böyle saldırdılar. Görüntüler Konya'nın Karapınarı ilçesinden. Bir eğlence mekanında kavga eden taraflar gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye getirildi. Alkollü olan şahıslar hastaneyi birbirine kattı. Hastane görevlileri, polis ve bekçilere saldıran şahısları zapt etmek mümkün olmadı. Polis olay çıkaranlardan birini odaya aldı. Diğerleri ise odaya girmeye çalıştı. Görevlilere hakaret yağdıran şahıslar güçlükle zapt edildi. Olayda 3 polis yaralandı. Takviye ekiplerin gelmesiyle şahısların tamamı kelepçelenip karakola götürüldü. Kastamonu'yu yine sel vurdu. 11 Ağustos'taki sel felaketinin ardından yapılan menfezler ve köprüler yıkıldı, heyelan meydana geldi. Bazı köylerde ulaşım kesildi, kente birçok vatandaş yine mağdur oldu. Sel yine ne var ne yok süpürdü, köprüler yıkıldı, köylere ulaşım kesildi. Burası da Kızılcakaya geçiş alanlarımız. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde gün boyu devam eden kuvvetli sağanak yağış seli beraberinde getirdi. 11 Ağustos'taki sel felaketi sonrası yapılan 3 geçici menfez ve köprü tekrar yıkıldı. Buralar yapıldıydı. Son anda ikinci bir sel, yağmur şiddetliydi. Bu yapılan menfezleri dağıttı. Şu anda geçiş sağlanamıyor. Dün gece sabaha karşı itibariyle şiddetini göstermeye başladığında daha önce geçici yapılan köprülerimiz yıkıldı. Yollar göle döndü, araçlar yollarda kaldı. Sel felaketi nedeniyle bazı köylere ulaşım kesildi. Sadece buradan geçiş sağlanıyordu. 4-5 yerinden yıkıkları olduğundan dolayı şu anda geçişler sağlanamıyor. Bölgede çalışmalar başladı ancak yağışın artması nedeniyle olumlu sonuç alınamadı. Ve suyun yükselmesi sebebiyle başarısız olduk. Bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Şu anda Çatak ve Karacakaya bölgelerinde heyelan bulunmaktadır. Selin verdiği zararsa gün ağarınca ortaya çıktı. Sonbaharın kendini iyiden iyi hissettirdiği son günlerde yurdun doğu kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Kimi özlediği manzaralara kavuştuğu için sevinirken, kimi ise kış için önlemlerini şimdiden almaya başladı. Evet, diğer haberimize geçiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı okulların, evet, kısa bir reklam arasına giriyoruz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. BBN Türk Ana Haber Bülteni devam ediyor. Az önce yurdun bazı yerlerine yılın ilk karı düştü demiştik ve kimileri de bu görüntüleri özlediğini söylemiştik. O halde onları tekrar ekran başına alıyoruz. Çünkü sonbaharın kendini iyiden iyi hissettirdiği son günlerde yurdun doğu kesimlerinde mevsimin ilk karı düştü. Kimi özlediği manzaralara kavuştuğu için sevinirken, kimi ise kış için önlemlerini şimdiden almaya başladı. Özlediğimiz manzaralar bugün gerçekleşti. Artık bu saatten sonra biz de elbiselerimizi kalın giymeye başladık. İklim şartları Kars'ta çok sert geçiyor. Mevsimin ilk karı yağdı. Her yer beyaza büründü. Karı görenlerse soluğu dışarıda aldı. Biz de uzun süredir kar yağışını özlediğimiz için buraya arkadaşlarımızla beraber kar topu oynamaya geldik. Sonbaharın kendini iyiden iyi hissettirdiği şu günlerde doğuda kar yağışları başladı. Erzurum'da güne beyaz manzarayla uyananlar kar topu oynadı. Şu an hava çok soğuk gerçekten.
Ellerimiz de donuyor zaten kartopu oynarken. Beyaz örtüyle kaplanan Palandöken kayak merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da da mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti. Lapa lapa yağan kar sokakları beyaza bürüdü. Evlerin çatıları, ağaçların üstü karla kaplandı. Kars'ta hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü. Yüksek kesimlerde yaşayan köylüler güne karla uyandı. Lapa lapa dün akşamdan beri kar yağıyordu. Kars'ın karı kışı kıyameti başladı diyebiliriz. Beyaza bürünen köylerde hayvanlarını dışarıda bırakanlarsa zor anlar yaşadı. Milli Eğitim Bakanlığı okulların kaynak kitap istemesini yasaklamıştı ancak bazı okullar genelgeyi dikkate almayınca peş peşe soruşturmalar açıldı. Öğrenci ve veliler kitap fiyatlarının bir anda artmasının sıkıntısını yaşıyor. Her şeye yansıyan fiyat artışları kitaplara da yani eğitim sektörüne de yansımış durumda. Okullarda önerilen kaynak kitaplar üzerinden ticaret savaşı veriliyor. Fiyatlar geçtiğimiz aya göre 2'ye katlandı. Veliler isyan etti. Fiyatları artık görünüşümüze göre mi veriyorlar yoksa kendi kafalarında uyguladıkları bir yöntem mi? Yani fiyat prosedürü mü var bilemiyorum ama 70 liradan başlıyor. Bir yanda artan fiyatlar, diğer yanda kaynak kitap dayatması. Milli Eğitim Müdürlükleri kaynak kitap vurgununu önlemek için birçok okula soruşturma açtı. Bu ne kadar? Bakarız hemen kazıdan fiyatına. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile okullarda kullanılabilir eğitsel materyaller konulu genelge göndermişti. Bakanlık ek kaynak istemesini yasakladı. Ancak bazı okullar uyarıları dikkate almıyor. İstenen kitapların maliyeti ise çok yüksek. Okullarda istenen ek kitaplar velilerin alım gücünü aşıyor. Öyle ki bazı listeler 3000 liraya kadar ulaşıyor. Hal böyle olunca hem öğrenciler hem de veliler mağdur oluyor. Tabii ki fiyat artışlarıyla velilerin ve öğrencilerin çok ciddi manada büyük sıkıntıları var, şikayetleri oluyor. Biraz fazla maliyetli kitaplar bize bu senelerde geldi. Yani alabildiğimizce aldık, çözdük. Bir sene boyunca 3000 olmuştur. 3000 geçer hatta. Yani bir daha 3000 lira harcadık yani. Evet, gider. Geçen seneyle bu seneyi toplarsak zaten daha fazla gider. Yani kitap parası çok fazla gidiyor. Sadece kaynak kitap fiyatları artmadı. Öğrenciler test kitaplarına ulaşmakta da zorlanıyor. Özellikle sınava hazırlanan öğrenciler bu durumdan olumsuz etkileniyor. Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler ise bol bol test çözmek istiyor. Belirli sayıda test kitabı bitiremeyen öğrenciler kendilerini sınava hazır hissetmiyor. Zaten bu sınavı kazanmak için çok soru çözmek gerekiyordu. Yani farklı kitap, ne kadar farklı kitap görersen o kadar başarılı oluyorsun yani. Ekstra kitap parası verdiğin için bir sınava hazırlanmak çok masraflı oluyor her zaman. Bazı kitap evleri ise talebin çok olmasını fırsata çeviriyor. Çaresiz kalan veliler en uygun fiyatı bulana dek dükkan dükkan geziyor. Bir kitapçıda 60 lira, bir kitapçıda 50 lira, bir kitapçıda 45 liraya. 7-8 tane kırtasiye gezdik, kitap evi gezdik, toptancılara sorduk. Biz kitap evimiz olarak fiyatlar konusunda öğrencilere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani uygun kitap satmaya çalışıyoruz. Tabii genel anlamda piyasada bütün kitap evleri bunu yapmamaktadır. Doping teknoloji tırı 10 Ekim'de yola çıkıyor. Tırın içinde robotlardan sanal gerçeklik gözlüklerine, 3D yazıcılardan dronlara kadar birçok teknolojik ve bilimsel deneyim yer alıyor. Proje çocukların hayal gücünü gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Doping havuzu olarak en büyük misyonumuz eğitimde fırsat eşitliğini destekleyerek hayat boyu öğrenme kültürünü inşa etmek. Bu misyondan yola çıkarak da bugün doping teknoloji tırı projesini hayata geçiriyoruz. Doping teknoloji tırı 10 Ekim'de yola çıkacak. Çocuklara yaparak ve yaşatarak öğrenme deneyimi sunacak. Teknolojik ve bilime biraz daha ulaşma konusunda dezavantajlı olan ilçelerimizi ve köylerimizi ziyaret edeceğiz.
Online eğitim platformu Doping Hafıza, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla yeni projesi Doping Teknoloji Tırını hayata geçirdi. Özellikle Anadolu'da teknolojiye erişimi kısıtlı öğrencilere ulaşmayı hedefleyen tırın ilk durağı Adıyaman olacak. Adıyaman'dan sonra Malatya, Bingöl, Elazığ, Muş ve diğer illerimize ziyaretlerimiz olacak. Bu yıl sonu itibariyle 15 bin, önümüzdeki yıl sonu itibariyle de yaklaşık 60 bin çocukla tırımızı buluşturmak istiyoruz. 10 Ekim'de İstanbul'dan yola çıkacak tırın içerisinde 30'a yakın ünite var. Doping teknoloji tırının içinde robotlardan VR gözlüklere, 3D yazıcılardan dronlara kadar ve işte Van de Graaff jeneratöründen Tesla bobinine kadar birçok teknolojik ve bilimsel deneyim yer almakta. Yeni nesil ulaşım araçlarından elektrikli skuterlere ilişkin başkentte de düzenleme yapıldı. 8 ilçenin tamamında 5 firmaya 5169 skuter için kullanma izni verildi. Skuterleri 15 yaş altındakiler kullanamayacak. Ankara'da rahat kullanımıyla dikkat çeken ve çevreci özelliğe sahip elektrikli skuterlarla ilgili yeni düzenleme yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından elektrikli skuter kullanımına yönelik yeni kararlar alındı. Buna göre elektrikli skuterların kullanımı izne tabi olacak. 8 ilçede tam 5169 skuterin kullanımına izin verildi. UKOME elektrikli skuter kullanımı, denetimi ve yetki esaslarına yönelik yeni kararlar aldı. Yeni alınan kararlara göre skuterları 15 yaşından küçükler kullanamayacak. Ayrıca da azami hızları 20 kilometrenin üstüne çıkamayacak. Bunların yanı sıra işletmeciler kullanıcılara ferdi kaza ve üçüncü şahıs kaza sigortası yaptıracak. Yetki belgesi ve dilekçeleriyle başvuru yapan firmalar arasından yapılan değerlendirmenin ardından 5 firmaya izin verildi. Büyükşehir Belediyesi'nde denetlenecek skuterler ilçe sınırları dışına çıkarılamayacak. Ayrıca elektrikli skuterler, otoyollar, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 kilometrenin üzerinde olan karayollarında kullanılamayacak. Skuterların 2 hafta içinde kullanımına başlanabileceği bildirildi. Skuterlar bisiklet yolu veya bisiklet şeridi varsa buralarda, yoksa taşıt yolunda kullanılabilecek. Kaldırımlarda ise kullanılmayacak. Son yıllarda Türkiye dahil birçok ülkede gençlerin estetiğe ilgisi arttı. Estetik yaşı kızlarda 16, erkeklerde ise 17'ye kadar düştü. Z kuşağında adeta estetik patlaması yaşanıyor. Yüzünüzde estetik var mı acaba? Evet var. Nerenizde estetik var? Burnumda. Görebilir miyiz? Şöyle yanda, yan profilde. Kaç yaşındasınız peki? 19. Estetiğe talep arttı. Yaş ortalaması da gün geçtikçe düşüyor. Z kuşağında estetik patlaması yaşanıyor. Hangi operasyon düşünüyorsun? Burun kıkırdak düşünüyorum. Yaşımı bekliyorum işte. Kaç yaşındasın? 17 yaşındayım. 18'e gireceğim. Onu bekliyorum. Yaş sınırı gittikçe düşmeye başladı. Sonuçta ben bir estetik cerrahım ama beni bile tedirgin ediyor gerçekten. Sosyal medyadaki filtreler artık gençlere yetmiyor. Öyle ki Z kuşağı gençlerin estetik tutkunu olduğu ortaya çıktı. Estetik yaşı kızlarda 16, erkeklerde 17'ye kadar indi. Yüzünde estetik var mı? Hayır. Yaptırmayı düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. Nereye yaptırmayı düşünüyorsun? Burnuma başta. Burnumu beğenmiyorum çünkü. Neyini beğenmiyorsun mesela? Kemerini beğenmiyorum. Kaç yaşındasın? 16. Pandemi sürecinde evde kaldıkça gençler ayna karşısına daha çok geçti. Sosyal medyada sıkça vakit geçirmeleri de kendilerinde kusur aramalarına neden oldu. Sosyal medya zehirlenmesi diyorum ben bu olaya. Gençlerimiz tamamen sosyal medya dünyasında yaşıyor artık. O mecrada kendini kabullendirmek için böyle bir arayışa giriyor. Belli örneklere özeniyorlar maalesef. Maalesef diyorum çünkü çok acı bir durum bu gerçekten. En yoğun talepse burun ameliyatına. Burnum herhalde. Neden yaptırmayı düşünüyorsun? Büyük hissediyorum. Büyük mü hissediyorsun? Hissediyorum. Kaç yaşındasın? 18. Burun ameliyatı. En çok bunu istiyorlar. Onun dışında dolgu ve botoks uygulamalarını da çok talep edenler oluyor. Çoğu genç sosyal medyada gördüğü filtreli fotoğraflara benzemek istiyor. Ben mutlaka görüşmenin sonunda o hareketin geleceğini biliyorum zaten ki %95'i de sıkıntısını anlattıktan sonra mutlaka telefonunu çıkartıp ben işte şunun gibi diye gösteriyor zaten. Oradaki biliyorsun fotoğrafların çoğu filtreli, şoplu fotoğraflar. O tür uygulamaların, estetik uygulamaların bir yere kadar olduğunu anlatmak lazım. Bu işlerde uzman ve tecrübeli bir
kişiye danışmalarını isterim ben. Cerrahi olsun olmasın, bütün estetik müdahaleler bizim alanımıza girer. Hastaları yönlendirme konusunda biz daha iyi bilgi verebiliriz kesinlikle. Şimdi herkes estetik işlem yapmaya başlamış durumda maalesef. Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki birçok kişinin hayallerini süslüyor. Ancak ülkede 580 bin kişi sokaklarda yaşıyor. Başkent Washington'daki simge binaların etrafı bile evsizlerle dolu. Üstelik bu durum artık kanıksanmış durumda. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip Amerika'da sokaklar evsizlerle dolu. Ülkenin sembol binalarının yanında bile çadırda ve sokakta yaşayan evsizler var. Koronavirüs salgınından en büyük darbeyi yiyen Amerika'da yaklaşık 580 bin insan sokaklarda yaşıyor. En çok evsiz 80 bin kişiyle New York'ta, 65 bin evsiz de Los Angeles'ta yaşıyor. Siyasetin kalbi konumundaki başkent Washington'da da yaklaşık 7-8 bin evsiz bulunuyor. Beyaz Saray ve Kongre binası gibi önemli yerlerin hemen yanı başında yaşayan evsizler yaz aylarında çadırlarında hayatlarını sürdürüyor. Şimdilerde hepsi kışı donmadan geçirecekleri bir nokta arayışında. Evsiz kişiler adeta ülkenin bir gerçeği olmuş durumda. Birçok kişi günlük hayatını sürdürürken yanından geçip gittiği evsizlere bakmıyor. Kış ayları yaklaşırken evsiz kişilerin sorunları ne sosyolojik ne de siyasi gündemde yer alıyor. Evet, bu akşam da birlikteliğimizin sonuna geldik. Birazdan Ankara stüdyomuzda BBN Türk Medya Grup Başkanı Sayın Fahrettin Damga ve konukları gündemi değerlendirmek üzere stüdyomuzda olacaklar. Yarın akşam yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.